Söz talebi İYİ Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Turan Çömez'e aittir. Buyurun Sayın Çömez. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. İçinde bulunduğumuz yüce çatının ve parlamenterlerin temel sorumluluğu millet adına yasama yapmak ve millet için denetleme yapmaktır. Aynı zamanda bütçe yapmaktır. Fakat maalesef artık parlamentoda eskiden olduğu gibi yasamayı tartışmayacağım ama denetleme faaliyetlerini yapamıyoruz. Bakın zaten gen soru şansımız yok ama verdiğimiz soru önergelerine dahi ne yazık ki genellikle cevap almıyoruz. Aldığımız cevaplar da maalesef yetersiz oluyor. Bakın Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, aileden sorumlu Sayın Bakan, kendisine defalarca soru önergesi verdi. Defalarca. Duvar gibi bakanlık cevap vermiyor. Bunun karşılığında götürüp mahkemeye veriyor beni. Bu meclis için bir zuldür, bir ayıptır. Bugün son derece önemli soru önergeleriyle de birlikte önemli şeyler açıklayacağım. Bakın, ben Bandırma Çocuk Yuvası'nda yaşanan ve müfettiş raporlarıyla tespit edilmiş bazı şeyleri sordum kendisine, cevap vermemiş. Öte yandan yine Sayın Bakan'a bir başka soru önergesi daha verdim. Balıkesir'de iki yavrumuz bir gece yarısı çocuk yuvasından alındı, dışarıya götürüldü ve maalesef bu çocuklar kendisini dışarıya götüren yetişkinler tarafından taciz edildi ve uyuşturucu kullanıldı ve ondan sonra çıkan yangında o yetişkin hayatını kaybetti. Çocuklardan biri de uzun süre yoğun bakımda kaldı. Nedir bu olayın aslı? Niye böyle bir şey oldu diye soruyorum, cevap yok. Öte yandan yine burada, bu kürsüde, bu mecliste konuştum ve bir araştırma önergesi verdim. Ciddi bir çalışma yaptım. Mersin Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklarla ilgili 4 yaşında, 5 yaşında yuvaya emanet edilmiş çocukların yuvada devşirilerek PKK'ya katıldıklarına dair belgeler geldi elime. 14 yaşında, 15 yaşında çocuklar yuvadan kaçırılmış, PKK'ya katılmışlar ve daha sonra emniyet birimleri tarafından yakalanmışlar ve bir kısmı şu anda Adana'da cezaevindeler. Ve çocuklarla konuştum cezaevinden ve bunu ifşa ettim burada. Sayın Bakan lütfedip bize bilgi vermek yerine cezaevine müfettişler gönderdi. Acaba Turan Çömez bu çocuklarla nasıl konuştu diye bunun peşine düştü. Bu da kabul edilemez bir durum. Öte yandan Zonguldak ili Kozlu ilçesinde orada çalışan, çocuk yuvasında çalışan 24 yaşındaki TA'nın oradaki 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğine dair belgeler geldi. Orada kamuoyu gündemine de yansıdı. Bunu da sordum kendisine. Sayın Bakan, nedir bu? Böyle bir şey var mı, yok mu? Varsa eğer ne yaptınız? Bize cevap verin dedim. Lütfedip cevap dahi vermedi. Ama ne zaman bir açıklama yapsam hemen gidip mahkemeye veriyor. Hatta şu anda meclisteki dokunulmazlık dosyalarımdan bir tanesi de onunla ilgili. Umarım kaldırılır dokunulmazlık dosyam ve mahkemede kendisiyle tüm bu belgeler ışığında hesaplaşırız. Bir başka konu daha. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce bir baba 3,5-4 yaşındaki yavrusunu Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'na emanet etmiş. Raporlarına baktım, sağlık raporlarına. Çocuk yuvaya emanet edildiğinde sapasağlam. Ve bir gece kanamalı bir şekilde o yavru yuvadan hastaneye götürülüyor. Ağzından kan geliyor. Başka vücudunun diğer taraflarından kan geliyor. Ve çocuk önce entübe ediliyor ve ondan sonra hayatını kaybediyor. Çok vahim bir durumdur. Devlete emanet edilmiş bir yavrunun hayatını kaybetmesi, kanayarak, kanamayla hayatını kaybetmesi bir darp işaretidir ve son derece ciddidir. Buna dair defalarca uyardık, ikaz ettik ve bugün babayla tekrar konuştum. Baba iki gözü yaşlı bana dedi ki, avukatlarımıza bilgi vermiyorlar. Çocuğumun otopsi raporunu vermiyorlar. Dava dosyasına ulaşım engeli var. Gizlilik kararı olduğu için ne avukatım ne ben ona ulaşamıyoruz diyor. Bakın, acılı bir babaya devletin ya da bir bakanlığın bu şekilde muamele etmeye hakkı yok. En son yine bu konuyla ilgili bugün Niğde'den bir haber geldi. Niğde'de 9 yaşında bir yavru çocuk yuvasındayken hayatını kaybetmiş. Ve bir saygın gazeteci İsmail Saymaz bunu gündeme getirdi. Peşine düştüm ne olmuş diye. Kendisine verilen bilgide çocuğun aslında rahatsızlığı olduğu ve o nedenle öldüğü şeklindeydi. Ama ben olayın üstüne gittiğimde başka şeyler de öğrendim. Onu da paylaşacağım. O da şu.
Çocuğun epilepsisinin olduğunu söylüyorlar. Ve maalesef yavrumuz, bakın, hiçbir yerde epilepsi krizi geçiren insan ölmez. Ha, ölebilir ama büyük hatalar neticesinde ölebilir. Devlete emanet edilmiş bir çocuk epilepsi krizinden öldü diyemezsiniz. Bu çok vahim bir hatadır. Ama başka bir şey daha ortaya çıktı Sayın Başkan. Valilik konuyu araştırırken acaba başka bir ihmal var mı diye kurumdaki geçmiş bütün videoları inceledi ve inanılmaz bir gerçekle karşılaştı. Orada sistematik bir şekilde çocukların darp tamamlayın Sayın Çömez, buyurun. Şiddete uğradığı şeklinde çok ciddi bilgiler ortaya çıktı. Şu anda yine yayın yasağı geldi, yine dosyaya ulaşım engeli geldi ve oradaki kişilerle ilgili bir takım yaptırımlar başladı. Bakın, bu çocuklar bize emanet. Bu yavrulara bu şekilde muamele etmeye hiçbirimizin hakkı ve selahiyeti yok. Sorumluluk sahipleri, yetki ve sorumluluk sahipleri, makam sahipleri hesap vermek zorundadırlar. Şeffaf olmak, hesap vermek ve muhataplarına ve millet adına burada hesap soranlara cevap vermek zorundadırlar. Sayın Başkanım, bir başka konuya daha temas edeceğim izninizle. Bakın, Türkiye 2022 yılında 2.7 milyon ton mısır ithal etmiş. 2023 yılında ise 2.5 milyon ton mısır ithal etmiş. Aşağı yukarı yıllık Türkiye'nin ödemiş olduğu para 1 milyar dolar civarında. Mısır nişasta bazlı şekerler için kullanılıyor, gıda sanayinde kullanılıyor, hayvan yemlerinde kullanılıyor. Fakat öylesine plansız bir uygulama var ki bu iki yıl içerisinde yurt dışından ithal edilen bu inanılmaz... Buyurun Sayın Çömez. ...inanılmaz rakamlardaki mısır münasebetiyle, ki vahim olan da şu, Ukrayna'dan ve Rusya'dan ithal ediliyor bu mısır. Maalesef Türk çiftçisi düşen mısır fiyatları sebebiyle geçen yıl domates ekti, biber ekti ve karpuz ekti. Bunlardan dolayı da büyük zararlar gördü. Özellikle Balıkesir bölgesinde, Marmara Ege bölgesinde çiftçiler bu ürünlerini sokaklara döktüler. Peki ne oldu bunun karşılığında? Devlet inanılmaz bir... borç altına girdi. 1 milyar dolardan fazla senelik mısır ithalatına para verdi. Fakat bu sene Mısır'da bir sıkıntı baş gösterdi. Adana'dan fiyatları aldım. Geçtiğimiz günlerde Adana'da mısırın tonu 8.500. Yine Bandırma'dan dün fiyat aldım. Bandırma'da mısırın tonu 10.800. Tabii krizi fark ettiği için iktidar ne yaptı? Dedi ki mısır ithalatında %130 olan vergiyi kaldırdım. %5'e düşürdüm dedi. Ve ne yazık ki Türk çiftçisi inim inim inlerken, ürünlerini sokağa dökerken 1 milyon ton mısır ithalatına izin geldi. Bu izni de artık... Buyurun Sayın Çömez. Bugün Bandırma Limanı'ndan bazı belgeler aldım. Bu belgeler Bandırma Limanı'nın belgeleri. Utanç belgeleridir aslında. Türk tarımı için kahrolmamız gereken utanç belgeleridir. Okuyorum size. Mısır, 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 tonlarca mısır geliyor yurt dışından. Birkaç gün öncesinin belgeleri ve gemiler şu anda Bandırma Limanı'nın açıklarında bekliyorlar. Soya fasulyesi, buğday kepeği, tonlarca, on binlerce ton buğday kepeği şu anda Bandırma Limanı'nın açıklarında bekliyor. Daha da vahimi, gübre ithal ediyoruz ve maalesef küspe ithal ediyoruz ve pancar küspesi ithal ediyoruz. Kargil münasebetiyle Türk pancar sektörü ve şeker sektörü çökertildi. Türkiye gibi Atatürk zamanında en önde sektörlerden biri olan pancar sektörü çökertildi. Şu anda on binlerce ton pancar küspesi Bandırma Limanı açıklarında bekliyor. Bir konu daha var müsaade ederseniz, onu da lütfen tamamlayayım Sayın Başkanım. Bakın, cari açık Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi. Bununla ilgili geçtiğimiz yıl Tamamlayın Sayın Çömez. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ağustos 2023'te Maliye Bakanlığı dedi ki cari açık önemli bir problem ve cari açığı önlemek için Türkiye'ye külçe altın ithalatını engelleyelim. Doğru bir karar. Peki ne yapalım? Aylık 12 tonla sınırlayalım. 12 tondan fazla altın Türkiye'ye ithal edilmesin. Fakat öyle bir şey yaptılar ki bu altın ithalatını bazı imtiyazlı şirketlere verdiler ve yapılan hesaplamalara göre geçen yıldan bugüne ülke tam 500 milyon dolar servet transferi yaptı. Sizlerin, bizlerin, bizi izleyenlerin, aziz Türk milletinin cebinde olması gereken para gitti, bu bir takım çetelerin cebine tahvil edildi, tahsis edildi. 500 milyon dolar. Şimdi daha vahim bir şeye geleceğim. Bu uygulama Türkiye'de altın fiyatlarını yükseltti. Kilo başına şu an dünya geneline göre altın fiyatı 5000 dolar daha fazla. Bunu görür de rant peşinde koşanlar durur mu? Başladılar Dubai'den çantayla altın kaçırmaya. Son kez açıyorum Sayın Çömez.
20 Eylül 2024'te Dubai'den kalkan uçak İstanbul'a indi ve İstanbul'da VIP servisinde kocaman bir çantanın içerisinde 60 kiloluk bir altın bulundu. Yanında kim var? Eski bir AKP'li milletvekili, eski bir bakan, üstelik gümrüklerden sorumlu bir bakan ve o bakanın özel kalem müdürü tam 60 kilo altını Dubai'den aldı, Türkiye'ye kaçırdı. Şimdi buradan soruyorum. MİT'in yetkililerine soruyorum, bakanlığın yetkililerine soruyorum. Düşün bu işin peşine. İnanılmaz bir skandalla karşılaşacaksınız. Bu bununla da sınırlı değil. Kamuoyunun bildiği çok önemli isimler yapıyorlar bunu ve bu sadece bir seferde yapılmış bir kaçakçılık değil. Yüzlerce kere yapılmış bir kaçakçılık ve her seferinde birileri bir çantayla cebine 300 ila 500 bin dolara indiriyorlar. Türkiye'nin bunlara tahammülü yok. Türkiye'nin bu yolsuzluklara, Türkiye'nin bu kaçakçılığa, bu rezalete tahammülü yok. İnsanlar sokaklarda açlıktan inim inim inlerken böylesine birilerinin cebine para boca edilmesine Sıradaki söz talebi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'a aittir. Buyurun Sayın Akçay. Teşekkür